Herkese merhaba, ben Doğa. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sesli çizgi romanla devam edeceğiz. Marvel Comics'ten Doctor Strange Damnation, lanet. Doctor Strange ve Wong'u özellikle merkezine alan bir hikaye. Süper kahramanlar da duygusal davranarak hata yapıyor ve sonuçları bazen çok dramatik olabiliyor. Onu anlatan bir hikaye. Başlamadan önce ufak bir ricam var sizden. YouTube'da bu görselleri girdiğim Community tab kısmında anket de girebiliyorum. Orada anketler yapacağım. Oraya katılım gösterirseniz hani neye ilginiz var, neye yok anlayabilirim. Böylelikle içerikleri sizin de istediğiniz şekilde şekillendirebilirim. Ağırlıklı olarak tabii ben kafama göre bir şeyler giriyorum ama sizin de isteklerinizi kanala yüklemeye çalışıyorum arada sırada. O anketler beni yönlendirecektir dolayısıyla. Fazla uzattım. Hikaye başlıyorum. Savaş sonrası dönem. Las Vegas'tayız. Hydra Amerika ile geçirdiği dönemde ilk işi kumar şehri Las Vegas'ı yerle bir etmek olmuştu. Avengers zafer ve moral konuşması yaparken Strange ortama geliyor. Falcon ne yaptığını anlamasa da Doctor Strange ile konuşmak üzere sesleniyor. Ama Strange pek oralı değil. Yerden bir avuç toprak aldı. Birkaç büyülü söz. Havada ışıklar, enerjiler. Anlamamızın imkanlı olmadığı anlar. Ve birden tüm Las Vegas düzelmeye başlıyor. Strange büyü enerjisini neredeyse tüketti ama başardı. Şehir eskisi gibi. Herkes hayatta. Her şey yerli yerinde. Tüm düzen kuruldu. Derken bir deprem. Neler oluyor? Yer yarıldı. Yerin altından bir bina mı yükseliyor? Bu da ne? Cehennem oteli de ne? Doctor Strange iyi bir şey yaparken batırmış gibi görünüyor. Otele girdi. Burası gerçekten de bir gazino ama çalışanlar iblis görünümlü. Strange bu bina her neyse onun yetkilisiyle görüşmekte kararlı. Sorguluyor, sorguluyor, araştırıyor, inceliyor. O bulamıyor ama bina müdürü onu buluyor. Mephisto. Bu noktada anlıyoruz ki Hydra'nın bombalaması sonucu bu günahlar şehri tümüyle cehenneme gitmiş. Mephisto tam burada komple içindekilerin ve şehrin hayaleti cehenneme indi diyor. Mephisto da onu bir gazinoya çevirmiş, ölenlere de içeride işkence ediyor. Ebedi kumar oynuyorlar. Kumarda kazanırlarsa hayatlarını geri kazanacaklar. Ama tabii ki asla kazanamayacaklar. Doctor Strange yaptığı büyüyle Las Vegas'ı düzeltince şehrin kalabalığını ve ruhunu da geri getirmiş oldu. Bu da onu temsil eden cehennemdeki bu gazinoyu yeryüzüne getirdi. Strange ve Mephisto bu noktada bir anlaşma yapıyorlar. Bir el kağıt oynayacaklar. Strange kazanırsa Mephisto cehenneme dönecek. Ama Mephisto kazanırsa Doctor Strange'in ruhunu ele geçirecek. Fakat Mephisto elbette bu arada rahat durmuyor. Şehirdeki günahkarları iblise çeviriyor. Ve o şehir bir günahkarlar şehri olduğu için yakında Mephisto'nun yeryüzünde bir iblis ordusu olabilir. Ve işin kötüsü Avengers'ın bile günahları var. Wong'layız. Kapısında Doctor Strange'in köpeği Bats. Wong'a durumu anlatıyor. Strange'e tek başına yardım edemeyeceğini fark eden Wong bir ekip kurmaya karar veriyor. Biz gazinoya dönelim. Doctor Strange burada Mephisto'nun asla kaybetmeyeceğini tahmin ediyor. Hatta biliyor. O yüzden kazanmak için yapabileceği tek şeyi yapıyor. Hile. Hile yaparak kazandı. Mephisto tam anlaşmaya uyacak ki kartların konuştuğu ortaya çıkıyor. Ve kartlardan biri Mephisto'ya Strange'in hile yaptığını söylüyor. Stephen bunu öngöremedi. Yakalanacak. Sonu bu şekilde mi olacaktı? Hemen birkaç büyü saldırısı deniyor. Ama Las Vegas büyüsünden sonra çok zayıflamış. Yakalandı. Bir süre dayak yedikten sonra kafasını kaldırıyor ki odaya Spirit of Vengeance Thor giriyor. Bacaklarını kırdı. Wong'un ekibi belli oldu. Blade, Moon Knight, Elsa Bloodstone, Dr. Voodoo, Iron Fist ve Ghost Rider. Ekibin tek işi Wong, Dr. Strange'e ulaşmaya çalışırken onları engellemeye çalışacak olan güçlerin önünü kesmek. Yani bir oyalama ekibi, bir bodyguard ekibi. Bu ekibin adı Midnight Suns. Las Vegas'a vardılar ve birden bir saldırı. Blade gitti. Thor'un çekici. Onu yakıyor. Ekip henüz toparlanamadı. Birden üstüne bir ateş oku yağmuru. Voodoo'nun kalkanı onları kısmen rahatlatıyor. Ama toparlanamıyorlar. Tam bir saldırı daha gelecek ki İblis Avengers'ın kafasına bir kamyon iniyor. Ben Reilly. Tabii ya, Las Vegas'ta yaşıyor ve direnişe katılmış. Wong bu karambolde birkaç iblisi pataklayarak otele doğru ilerliyor. Strange orada bir yerde olmalı. Derken sesini duyuyoruz. Beni mi arıyordun? Doctor Strange'in ruhu Mephisto'nun. Biraz geriye gidiyoruz. Bu noktada anlıyoruz ki Wong tüm ekipten koruma isterken Jonathan Blaze'den yani Ghost Rider'dan belli bir özel görev istiyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz ama çok özel bir şey olduğunu belirtiyor Wong. Savaş alanına geri dönelim. Doctor Strange zaten güçlü. Şeytani güçlerle birlikte Wong'a zor anlar yaşatıyor. Onu tuttu. Kefaret bakışı. Wong çaresizce Strange'i kendine getirmeye çalışıyor. Bir işe yarayacakmış gibi gözlerini kapadı. Bir şey olmadı. Bats.
Strange'in köpeğinin ruh kontrol kabiliyeti var. Çok uzun sürmeyecek ama şimdilik Strange'i zapt etmiş gibi görünüyor. Wong ucuz atlattı. Strange tekrar Mephisto'ya dönmeden bir çare bulmalılar. Bu arada Avengers kamyonun altından kurtulmuş. Thor çekicini aldı. Blade saldırıya geçti. Tekrar çekiç saldırısı. Blade'i isabet etti. Ama Blade devam ediyor. Mephisto tam bu anda büyük bir hata yapmış. Kan yağmuru başlatmış. Blade gücünün zirvesine ulaşıyor. Kılıcı Thor'un gözüne soktu. Üstelik o sadece bir kılıç değil. Büyük bir patlama. Ama bu Thor'u sadece yavaşlatır. İki ekip de toparlandı. Birden meydan savaşı başlıyor. Tam bu savaş karambolinde Wong Ghost Rider'a dönüyor. Bağırıyor. Şimdi! Konuştukları plan her neyse devreye girdi. Yolda Black Panther onu yavaşlatsa da atlattı. İstikameti Cehennem Gazinosu'nun tepesi. Yani Mephisto. Karşı karşıyalar. Mephisto ona dönüyor. Planınız bu mu yani? Yanıma gelip beni öldürmek. Uzun süredir bunu bekliyordum. Artık işi... Derken Mephisto Blaze'ın suratını üfleyiveriyor. Laneti kalktı. Bu kadar basit. Johnny'nin aptalca bir şey yaptığının farkına vardığında çok geç. Bir tekme ve metrelerce aşağı düşüyor. Johnny Blaze öldü. Doctor Strange'in ayağının kırıldığı andayız. Perişan durumda. Ayakları kırık. Ağzı yüzü patlamış vaziyette. Büyük bir işkence görmüş. Hareket edemiyor. Tam o sırada Wong onunla zihinsel bir bağ kuruyor. İçeride bir yardımcısı olduğunu söylüyor derken bağlantı kesildi. Tam ne yapacağını düşünürken büyük aşkı Clea beliriyor. Bu nasıl olabilir? Clea'nın burada ne işi var? Clea Strange'in yarattığı bu kaos üzerine olaya müdahale etmek istemiş fakat Mephisto fazla güçlü geldiği için destek çağırdığını söylüyor. Ve o anda içeri Scarlet Witch ve Loki giriyor. Scarlet hemen bacaklarını iyileştirdi. Otelden çıkmak üzere harekete geçiyorlar. Yolları iblislerle kaplı. Loki daha hızlı bir yol buluyor ve aşağı atlıyor. Diğer üçü onu takip ediyor ama bu saçma hareket onları tam iblislerin ortasına düşürdü. Biri Clea'yı kaptı. Gözden kayboluyor. Stefan ona sesleniyor ama kurtulamıyor. Doctor Strange çılgına döndü. Devasa bir büyü saldırısı. Ortalık temizlendi. Clea'yı takip etmeleri gerek. Ama Avengers önlerini kesiyor. Mephisto ise tüm bunları izliyor. Üstelik Clea yanında. Neler olduğu çok açık. Mephisto Strange'in ruhunu çoktan ele geçirmiş. Clea da aslında Ghost Rider Captain Marvel'dan başka birisi değil. Ve tüm bunlar Doctor Strange'in beyninde bir illüzyon. Meydan savaşına dönelim. Midnight Sun'un Avengers'ı direnmesi çok uzun sürmeyecek. Yorulmaya başladılar. Derken ortama Mephisto geliyor. Johnny'nin motosikletini almış. Wong'la dalga geçiyor. Ghost Rider'ın ölümü esnasındaki planının saçmalığı ile tüm ekibi Avengers'a yem etmesiyle kafa buluyor. Ama o da ne? Avengers Mephisto'ya saldırdı. Onu alaşağı ettiler. Mephisto şaşkın. Tahtı o dünyadayken boş kalmıştı. Ve orada artık Johnny Blaze oturuyor. Wong'un Strange'e söylediği içeride adamım var dediği konu meğer buymuş. Johnny Blaze. Peki bu nasıl oldu? Biraz geriye gidelim. Dünyada öleli sadece 5 dakika oldu ama cehennemde bu süre saatlere eşdeğer. Bu süre zarfında Johnny Zaratos'la birlikte cehennemde 7 aşamalı bir savaş alanını geçmeye başarıyor. Ve güç tahtına oturuyor. O noktadan itibaren de tüm ruhları kontrol edebiliyor. Ve tüm Avengers'ın gücünü Doctor Strange'e veriyor. Tekrar yeryüzündeyiz. Mephisto kaybettiğini anlayınca yeryüzünde devasa bir yarık açıyor. Amacı cehenneme kaçmak. Ekip onu engellemeye çalışıyor. Tam bu esnada Avengers'ın tüm güçlerini alan Strange kendine geliyor ve Mephisto'ya hayatının dayağını atıyor. Onu gerisin geri cehenneme gönderdiler. Ve üstelik daha dayak yeni başlıyor. Hikayenin sonunda cehennemde de bayağı bir dayak yiyen Mephisto güçlerinin azaldığı yeryüzüne gönderiliyor. Yarattığı cehennem gazinosu onun tutuklu kaldığı alan oluyor. Doctor Strange burada büyüleriyle Mephisto'nun çıkmasını engelleyecek bir hapishane ortamı yaratıyor. Wong'la bu hikayenin başında araları çok kötüydü. Hatta küslerdi. Wong'la bu hikayenin sonunda arası eskisinden çok daha iyi oluyor. Bu hikayenin en büyük etkisi Mephisto ve Johnny Blaze üzerine oluyor. Mephisto dünyada tutsak kalıyor. Hatta uzun süre tutsak kaldığı bir döneme giriyor. Özellikle Johnny Blaze üzerine etkisi oluyor. Kendisi cehennemin kralı olarak uzunca yaşıyor. Hatta yozlaştığı bir döneme de giriyor. O da tabii bambaşka bir serüven. Orada da Doctor Strange ile Wong onu tekrar kurtarmak için yola çıkıyorlar. Böylelikle bir hikayenin daha sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.